Zillet İttifakı'nın içinden malumu ilan eden, en azından dürüst açıklamalarda bulunan siyasetçiler de vardır. Son günlerde bunların iddiaları altılı masayı zelzele gibi sallamış, neredeyse devirme noktasına getirmiştir. HDP'nin desteğiyle büyükşehir belediyelerini kazanan partiler şimdi HDP'ye bakanlık vaatlerinin ifşa edilmesiyle tartışmaların içine gömülmüşlerdir. İttifak içi sürtüşmeler ileri bir aşamaya taşınmıştır. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. HDP'ye bakanlık sözleri, PKK'nın devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir. Böylesi bir zillet Türkiye'ye reva görülemez. Bu ihanete Türk milleti asla müsaade edemez, etmeyecektir. Tepkilerin yükselmesi üzerine CHP'nin zoraki geri adımı bütünüyle taktikseldir. Günü kurtarmaya dönük kurnazca bir manevradır. Zira bariz stratejileri HDP ile ortaklıktır. CHP ve diğer zillet partileri bebek katiliyle, terörist Demirtaş'la, Sarosçu Kavala'yla işbirliği halindedir. Gizli ajandaları, gizli gündemleri HDP ile koalisyon kurmak, PKK'ya bakanlık vermektir. İp de bunun fikri mazilerine bağlı kaldıklarını iddia edenler HDP'yi nasıl azmedeceklerdir? Tiyatrodan ibaret karşılıklı atışmalar yaşansa da bu zillete nasıl tamam diyeceklerdir? CHP'li belediyelerden ihale ve makam koparma peşinde koşanlar iyi olamazlar, milli olamazlar, ahlaklı hiç olamazlar. Gizli kapaklı ilişkilerin deşifre olmasıyla alayı telaşlanmıştır. Zillet ittifakının asıl sorunu Cumhurbaşkanı adayının hüviyetinde düğümlenmektedir. Bu kapsamda sinir ve siyaset harbi yaşanmaktadır. Gerilim tavan yapmıştır. Hepsinin meselesi çıkarlarının tahkimi ve takviyesidir. Türkiye'yi düşündükleri yoktur. Hiçbir projeleri yoktur. En küçük hazırlıkları yoktur. Tek söyledikleri geçmişin tekrar tesis gayesi, yani miadını doldurmuş olan parlamenter sistemi yeniden inşa gayretidir. 6+1 formatlı masanın altında ve üstünde yer alan her parti başkanının aday profili başkadır. Pazarlıklar kızışmış, rekabet hızlanmış, karşılıklı kuyular kazılmıştır. Kılıçdaroğlu altılı masada çatlak olmadığını, parti başkanlarının uzlaşması halinde cumhurbaşkanlığı adaylığına hazır olduğunu açıklarken bir yalvarmadığı kalmıştır. Bunlar hala aday kim olacak onu tartışıyorlar. Hepsinin ağzına bir parmak palçalarak masanın altında tutmaya çalışıyorlar. Bursa'dan söylüyorum. Zillet ittifakı kaostur. Krizdir, kifayetsizdir. Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürme projesidir. Zillet ittifakı çıkarcıların ortaklığı, mal paylaşımının, ganimet bölüşümünün müşahidi, makam ve koltuk hırsıyla yoldan çıkanların ana mihveridir. Boşuna milletimizi meşgul etmesinler. Boş boş konuşup da gündemi kirletmesinler. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil,
dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan adayımız budur diyemezler. Türkiye'nin düşmanlarının elini eteğini öpmeden aday çıkaramazlar. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüleri göreve iade edeceğim demesi özellikle ABD'ye verilmiş güvencedir. Ne isterseniz yaparım, kanlı ve hain senaryolarınıza hizmet ederim mesajıdır. Halbuki bizim adayımız belli, kararımız nedir? Nettir. Sağlam irade, milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmelidir. Soruyorum sizlere, sesinizin zillet ittifakını sallamasını bekliyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'yla Milliyetçi Hareket Partisi'ne olur diyecek misiniz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek olacak mısınız? Bir miyiz? Birlikte miyiz? Söz veriyor musunuz? Çok şükür Bursa'nın kararı budur. Balıkesir'in duruşu budur. Bilecik'in tavrı budur. Çanakkale'nin ve Yalova'nın amacı budur.